Ben söyleyeyim istersen. Annelerimiz. Gel, gel, gel. Elimi yıkıyorum, şöyle bir de yukarı kaldırın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok doğru. Kim yok? Annelerimiz. Vay. Bunu diyeceğini tahmin etmiyordum ama analık çok güzel bir şey. Anneler, onlar elleri öpülsün. Anneler. Neşet Ertaş'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Kadın insandır, erkek insanoğlu. Sen gazetede veya başka bir yerde iş ilanı gördün. Evet. Ve o işe gireceksin. Ve maaşını bilmiyorsun, sen karar vereceksin bu maaşı. Ve bu işin bazı şartları var. Onları ben size okuyayım şimdi. İş yerindeki arkadaşların çok hassas ve sen onları hep alttan alan taraf olacaksın. Almam. Ya aslında maaşa bağlı ya biraz da bu. Bu şartlara göre değişir yavrum. Yani hassaslık konusu nedir? Bu arkadaş da öyle zaten. Bununla beraber takıldığınız için sıkıntı yok yani. Tamam, uyar. Sabahtan akşama kadar çalışacaksın. Yeri gelince de akşamdan sabaha kadar çalışacaksın. Yani 7-24 çalışacaksın. Maddi olarak karşılığını alabiliyorsam çalışırım. Yok ya, ben o kadar şeye gelebilecek bir insan değilim ya. Vazgeçtim, para için yapmam bunu. İşveren ve işçilerin arasında, çalışanların arasında herhangi bir sıkıntı yoksa işin verimliliği adına çalışmak doğaldır. Okey, sorun değil. Medya sektörü onu gerektirir. O da uyar. Bütün gün zaten uyumuyorum. Eğer işini aksatırsan çok kızacaklar ve sen sesini daha hiç çıkartmayacaksın. Toler edilebilir kısmen. Haklarıdır ya bu, eğer gelmezsem haklarıdır diye düşünüyorum yani. İşini aksatırsan elbette oradan ekmek yiyorsun, çoluğuna çocuğuna ekmek götürüyorsun, kızarlarsa saygı duymak zorundasın. Olabilir, bazen alttan aldığımızı kabul ediyorsak onu da yaparız. İstifa. O da uyar. Her şey uyar. Evet. Bizi öyle kişi arıyoruz ki hem doktor, hem hemşire, hem aşçı, hem de muhasebe ile ilgili bilgisi olması lazım. Vallahi ben elektrik mühendisliği okuyorum yani, benden bu kadar. Sadece mühendislik alanında şey yapın yani. İmkansız. İmkansız mı diyorsunuz? Yani horoz yumurtlamaz. Çalışacak insan her işten anlıyorum derse o insan hiçbir şeyden anlamaz. Burada. Burada mı? Ya çalışmam öyle bir şey. Çalışmazsın. O olmadı ama. Yani. Yapmaya, uydurmaya çalışırız. Yani aynen, yaparım bir şeyler. Ve hiçbir resmi tatiliniz yok. Ne cumartesi, ne pazar. Kabul etmemeye mi zorluyor şu an be? Tabii ki etmeyeceğim. Yok ya, bu olmaz herhalde muhtemelen. Bitirilen için teşekkürler, istemiyorum. Çalışacağız hep. Yok, gerek yok. İş arkadaşların çok düzensiz olacak ve arkadaşlarının arkasını hep sen toplayacaksın. Başarmayız. Yok ya, öyle bir şey olmaz herhalde. Karşılıklı güven, saygı ve sevgi ölçüsünde. Niye toplayayım, kendileri toplasın. Ben çalışmam böyle bir işte. Arkadaşlar, tasdip etmiyorum böyle işi. Hayır, onu yapmam. Onu hayatta yapmam. Sence bu işin maaşı ne kadar olmalı? Sen belirlemen lazım bunu. Tabii o istenilen bütün yetkinlikler yapılırsa, doğru mudur? Aşçı, doktor falan hepsi yapılırsa hani bir 35-40 bin lira. Bayağı çok olmalı yani diye düşünüyorum. Bir rakam mesela. Vallahi ben 20 bin liradan aşağı yapmazdım herhalde. 20 bin lira kurtarıyor yani. 20 bin kurtarırdı herhalde ya. Üniversite mezunuyum şu anda. Vallahi ben şartlara göre 20 milyar maaş isterim aga. 20 bin? Evet. Aylık asgari ücret yeterli. 10 milyar 20 milyar yeter yani. 10-20. Aynen. En az 50 bin diyecektim. 50 bin? Evet. Ve en önemli şart ise bu işten kuruş dahi kazanmıyoruz. Yani bunu yapan var mı gerçekten ya? Onu kendileri çalışsın derim yani. 20 bin olmalı ama. Kuruş kazanmayayım ama 20 bin olmalı. Tamam. Bir gün alırım o parayı ama. Allah'ım gazcım ne böyle. Bu ne, gönüllü mü ne bu? Hayır, normal bir iş. Çok kötü. Bu işi milyonlarca yapan kişi var. Milyonlarca. Hatta senin tanıdığın, çok yakın tanıdığın kişi de var. Kim olabilir? Ben söyleyeyim istersen. Annelerimiz. Daha senin tanıdığın bir kişi de var. Çok yakın. Annem buradan, annemi çok öpüyorum. Ben orada duyayım aslında. Hani söylediğin gibi gerçekten hem mühendis, hem doktor, hem öğretmen, hem eczacı, aynı dediğin gibi. Annelerimiz çok der, annelerimizi üzmeyelim. Anneler, onlar elleri öpülsün. Anneler, onlar evlatları için, yuvası için hiçbir çıkar gözetmeksizin menfaatsiz, menfaate dayanmayan tüm işlerde fedakarlıklar. Analar, soframızdaki öküzümüzden sonra yeri gelen
kadınlarımız, bizim kadınlarımız. Şair öyle buyurmuş. Vay. Evet, doğrudur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü herkesin kutluyoruz. O ayrı mesele ama kimse bu dünyada hakkını almıyor. Özellikle dediğimiz gibi annelerimiz almıyorlar. Kadınlarımız almıyorlar. Yarın öbür gün siz de evleneceksiniz. Farkındayız. Saçımız uzun, bizim aklımız hepsinden uzun. Annelerimiz. Aa, doğru lan. Doğru söylüyor Özgür. Ne diyorsunuz? Ya ileride ben de yapacağım. İleride ben de anne olmak istiyorum. Bunu diyeceğini tahmin etmiyordum. Ama analık çok güzel bir şey. Neşet Ertaş'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Kadın insandır, erkek insanoğlu. Bu yüzden kadınların yaşadığımız toplum olarak, coğrafya olarak hiçbir zaman hak ettiği değeri alamaması, bu üzücü bir durum. Sadece böyle özel günlerde hatırlanıyor. Dışarıda herkes sevgi kelebeği, herkes sevgi pötürücü ama kimse tabii ki evde annesine sarılmıyor. Kimse annesine bir gün hani bir hediye olsun. Ya bunu görse hiçbir şey yapmıyor. Bunun biraz daha keşke yaygın olması, biraz daha kadın özellikle sosyal alanda daha çok söz sahibi olması, biraz daha özellikle meclislerde olsun. Her alanda yani akla gelebilecek bütün alanlarda kadın da ön planda oldu. Çünkü kadın ön planda olmadığı her toplum ve her iş her zaman geridedir. Yani özellikle zaten örnek vermek gerekirse Orta Doğu coğrafyası. Kadın ne kadar geride biz hep o kadar gerideyiz. O yüzden derler ya, her başarılı bir erkeğin arkasında bir kadın vardır diye. Biz de kadını sürekli arkada böyle hani güç olarak değil de hani geri dur dediğimiz sürece biz de hep olduğumuz yerde sayıyoruz. O yüzden kadınlar her zaman baş tacıdır. Keşke daha çok hak ettiği değeri alsalardı. Buradan bütün annelere de başta annem olmak üzere bütün kadınlara hepsini de canı gönülden yürekten selamlıyorum. Ellerinden öpüyorum. Bak çok önemli bir noktaya deniyorsun aslında. Aslında bizim algımız hep şudur hani işte ya sadece bir gün olarak hatırlarız kadınları her zaman ama yani bizim için bütün kadınların hepsi aslında çok çok değerli. Yani her zaman el üstünde tutulması gereken insanlar. Onların hepsini çok çok öpüyorum buradan. Hepsi Kadınlar Günü kutlu olsun. Şurada kağıt çek abi. Ve orada annene yapılacak bir şeyler var. Bunları yapar mısın? Yaparım. Tamam. Ses de okuyalım. Annenle gezmeye git. Bunu yapacak mısın? Yaparım. Söz. Yapmam gerekir. Memlekete gittiğim zaman annemle gezeceğim, söz veriyorum kardeşim. Bir ay boyunca öf bile deme. Uyar mı sana? Bazısıyla ben zaten demem. Demiyorum da hani dememeye de gayret ederim. Evet. Herkese gösterelim ayrıca. Kıyafetlerini sen yıka ve ütüle. Bunu zaten... Ama. Bunu zaten ben anneme hiçbir zaman bırakmadım bugüne kadar. Tamamdır. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Her genç kıyafetini kendi yıkayıp ütülemeli. Anneni dışarıda yemeğe götür. Vallahi yarın götürecektim he. Bir hafta boyunca bulaşıkları sen yıka. Sana uyar. Tabii ki. Söz mü? Bir hafta eşya alınca yapman lazım bir yani. Bir hafta çok az. Aynen. Bir ömür boyu. Arkadaşlar bugün de farkındalık videosu yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Siz de annelerinize buradan çekiliştekilerini yaparsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Bizden çok annelerinizi mutlu etmiş olursunuz. Ve bu videoyu gerçekten annelerinize izletin. Annelerinizden birlikte izleyin hatta. Son olarak da Dünya Kadınlar Günü bütün annelerimizin, bütün kadınların, bütün ablalarımızın kutlu olsun. Arkadaşlar her videomda bana yardımcı olan arkada Eyüp abim var. Bugün ne öğrendik de aslında kanalların adı. Kanalların adı değişti. Kardeş kanalımız biliyorsunuz. Bıyıklandın oldu artık. Çok güzel içerikle karşınızda olacaklar. Bıyıklandın kanalının her birine çok teşekkür ederim. Öncelikle de her videomda yardımcı olan Eyüp abi. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.